29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Siirt'te düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Bayram kutlamaları 28 Ekim Cumartesi günü saat 13'te Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çeneklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu, il protokolü, kurum amirleri, askeri erkan, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü törenleri Vali Osman Hacı Bektaşoğlu'nun devlet adına tebrikleri kabul etmesiyle başladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu. Vali Hacı Bektaşoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Siirtlilere hitap eden Vali Hacı Bektaşoğlu şöyle dedi. Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının sembolü olan Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günümüzde tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Çok kıymetli Siirtliler, her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Tarihimiz engin devlet tecrübesi, hürriyet ve istiklalini olan tartışmasız hassasiyeti ve insanı merkeze alan medeniyet ufku ile bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923 akşamında Çankaya Köşkü'nde buluştuğu arkadaşlarına "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." dediği güne kolay gelinmedi. 23 Temmuz 1919'da düzenlenen Erzurum Kongresi'nde ülkedeki yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağının işaretleri verilmiş, 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" denilerek Cumhuriyete bir adım daha yaklaşılmıştır. Ancak ayak sesleri duyulan Cumhuriyet'in ilanı için yedi düvele karşı verilen milli mücadelenin zaferle sonuçlanması gerekiyordu. Anadolu'nun her köşesinden kadın erkek, genç yaşlı yüz binlerce insan el ele verip vatan topraklarını düşman işgalinden kurtardı ve kazanılan zafer Lozan Antlaşması ile uluslararası alanda tescillendi. Milli egemenliğin tescillendiği Lozan'dan kısa süre sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Şehitlerimizin kanıyla yazılan bu destan Cumhuriyet'le taçlandırılıyordu. 100. yılın arifesinde Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını kutlarken bize düşen bu şanlı mirasa ecdadımızın taşıdığı ruhla sahip çıkmaktır. Cumhuriyeti daha nice yüzyıllara taşıyabilmemizin yolu birliğimize ve beraberliğimize sımsıkı sarılmamızdan geçmektedir. Milletçe en büyük güvencemiz bu topraklarda birlikte büyüttüğümüz kardeşliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla
ilerlemeye devam edecek, güçlü demokrasisi, güçlü ekonomisiyle barış ve kardeşlik iklimi içinde yarınlara umutla yürüyecektir. Kıymetli siirtliler, sevgili kardeşlerim, Cumhuriyet'in sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, kültür ve sanattan ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Bu sayede bugün Türkiye Cumhuriyeti köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak anayasamızda ifadesi bulunan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak pek çok ülke için örnek ve model bir ülke konumuna gelmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş topluluklarında umut kaynağıdır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların gerisinde Cumhuriyetimizin işte bu seviyeye ulaşmış olmasından duyulan rahatsızlık yatmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve güven ortamını bozarak, istikrar ve güven ortamını bozarak kadim kardeşliğimizi sabote etmeye, birlik ve bütünlüğümüzü bozmaya yönelik kirli oyunları ve bu oyunları kurgulayanlara karşı aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de hak ettiği cevabı verecek güç ve kudrete sahiptir. İşte bu hain emeller karşısında en büyük güvencemiz birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini bir yaşam biçimi olarak benimseyen ve aydınlık geleceğimize inanan aziz milletimizdir. Aziz siirtliler, muhteşem bir İstiklal Harbi zaferinin üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin yıldızı olarak parlamaya ilelebet devam edecektir. İnşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını yeni ve büyük kazanımlarla daha büyük bir coşku içinde ve dünyada vatandaşlığı değerli lider bir ülke olarak heyecanla hep birlikte idrak edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Sizlerin çok değerli siirtli hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Törende öğrenciler tarafından günün anlamına ilişkin şiirlerin okunmasının ardından müzik dinletesi, halk oyunları ve tekvando gösterileriyle devam eden program, demokrasi ve cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Hacı Bektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
suçum ne günahım, yaktılar beni, yaktılar beni. Ne suçum ne günahım, yaktılar beni, yaktılar beni. Thank you.
Tamam Murat, Murat iyi. Çok ters. Gelin buradan çekin sizler. Gelin buraya oğlum. Arka plan. Tekin hocam bir yalan. Tekin hocam pejiye bakın bir zaman. Şimdi nasıl ödeyeceğiniz mi? Evet abi, tövbe etmiştim. Sigara içmeyi. Tören, bayrak ve Atatürk korteji geçişiyle sona erdi. Törene, Vali Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu, Eşi Güney Hacı Bektaşoğlu Hanımefendi, İl Protokolü, Mülkü, Adli, Askeri Erkan, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 14 Eylül Ortaokulu, öğretmen ve öğrencileri geçiş töreni sizleri selamlıyorum. Egemenlik verilmişse ulusa, gelin bunu kutlayalım çocuklar. Edirne coşkusu gidiyor Kars'a, bayramınız kutlu olsun çocuklar. Orgeneral Salih Oğuz, Ortaokul öğretmen öğrencileri geçit töreni sizlerle. Atalardan emanettir bizlere, biz korulup sıra geldi sizlere. Armağandır gonca açan yüzlere, bayramınız kutlu olsun çocuklar. Hürriyet Ortaokulu öğretmen öğrencileri sizlerle. Biziz bu memleketin kanı, iliği, eti. 29 Ekim'de kurduk Cumhuriyeti. 29 Ekim'de yeni bir ay parladı. İşte bu parlak ayın Cumhuriyet adı. Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi öğretmen ve öğrencileri sizleri selamlıyorum. Kanın toprağa katanımız var. Bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var. Yurdumun en güzel bayramı bugün. Yavuz Sultan Selim Anadolu Sesi öğretmen ve öğrencileri geçit önünde sizleri selamlıyorum. Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri sizler. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin, bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin, yurdumun en güzel bayramı bugün. Abdurrahim Ayten Anadolu Babak Lisesi öğretmen ve öğrencileri geçit töreninde sizleri selamlıyor. Hemen ardından selam eder Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri geçit töreninde sizlerle. Böylece sizleri selamlıyorum. Cesaretin candadır, şöhretin dört candadır. Benim bütün cevherim damarımdaki kandadır. Seneler kutlu bana, aylar umutlu bana, her an haykırıyorum. Davulla zurnayla gönderildim cepheye. Türklük onuru için yemin ettim ölmeye. Dünyadaki milletler bunu böyle belleye. Bir ölüm bin diriliriz diyor kahraman asker. Yurduma feda olsun gözüm, kolum, bacağım. Yeter ki dalgalansın ay yıldızlı bayram. Gazilikle yetinmem, ben şehit olacağım. Vatana canım feda diyor kahraman asker. Bu ruh böyle yüce ki yaşayan bilemez. Kanla yoğrulmayan toprak bize vatan olamaz. Bir sarı ünlü hiçbir kuvvet ölmez.
atamıza söz verdik diyor kahraman asker. Huzur geliyor, adalet bekçisi, kahraman.